Spiker'in maç günü var. En sevdiğimiz bölüm açıkçası sevgili seyirciler. Ve bugün usta isim Yalçın Çetin. Spiker'in maç gününde bizlerle birlikte olacak. Yalçın abi için derbi günü, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi o maç günü ve maç anı nasıl geçmiş izleyelim. Emre karambol anı, cezalı Semih! Güçlü dikkatli, dördüncü penaltılar başladı. Beatriz Merhaba, ben Zuhal Çetin. Bugün Spiker'in bir maç gününde babam Yalçın Çetin'le beraberiz. 17 yıl önce Ankara'da bir hastanede kucağıma aldığım bebek 17 yıl sonra benimle röportaj mı yapacak? Bugünlük böyle olacak, evet. Spiker uyandığı zaman nasıl bir yol çizer kendine maç günlerinde? Yol çizer derken zaten 7-24 hayatı mesleki tutkuyla geçen insanlardan bahsediyoruz. Maç günleri bu tutku daha üst seviyede olur. Maç saatine kadar heyecanı kendi içimde yaşar. Yayına girdiğimiz andan itibaren de o tutkuyu ve heyecanı maçın temposuyla birlikte seyirciye aktarmaya çalışırım. Gerçekten çok güzel bir cevap. Peki spiker maç günlerinde özel olarak kendi bir kahvaltı yapar mı, yoksa sen nasıl tercih ediyorsun? Maçtan önce mümkün olduğunca aç kalmaya çalışıyorum. Çünkü tok karnına maç anlatmak spikeri oldukça zorlar. Ama maç sonrasında işte ne yazık ki genelde akşam maçı anlatıyorsak gecenin bir yarısı maçtan sonra da deli gibi acıkıyorum. Bu kilolar da bu yüzden herhalde. Ama her mesleğin kendi içinde uyulması gereken kuralları var. Başarıyı belki de bir kat arttırmak, performansı yükseltmek için. Ben de bunu yapıyorum. Sen de zaten yakından şahitlik ediyorsun kızım. Sürekli maçlar için yurt dışı, yurt içi saatlere gidiyorsun ve ikimiz de birbirimizi, hem annemle seni çok özlüyoruz. Sen bizi ne kadar özlüyorsun baba gittiğin zaman? Seni hayatım boyunca, sen doğduktan sonra hep ayrı kaldığımız anlarda çok özledim. Görüntülü sohbetin bile ne kadar değerli olduğunu hissettim sayende. Ama dediğim gibi seninle bir araya geldiğimiz, o seyahatin bittiği anda kapıyı çaldığımda, açtığın anda o sarıldığımız anlar paha biçilmez. Şimdi babamı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için Dolmabahçe'ye uğurluyoruz. Bu güzel röportaj için çok teşekkürler. Bizi kırmadınız ve geldiniz. Çok sağ olun. Kızım yani seninle röportaj yapmak gerçekten zormuş, heyecan vericiymiş. Çok teşekkür ederim. Sen de bizleri kırmadın. Rica ederim, ne demek. Spiker'in maç gününde olmazsa olmazımsın. Sağ ol, var ol. Benim tek dileğim var maçlardan önce. Bol pozisyon olsun, çok hareketli olsun, goller olsun. Futbol oyun kuralları içinde ne yaşanıyorsa o yaşansın. Ben de gücüm el verdiğince, sesim el verdiğince bu şova eşlik edeyim. Bugün derbi heyecanı ama haftaya bir başka maç. Her maç kendi içinde çok değerlidir. Bu maçta ya da bir başka maçta olabilecek bir olay birkaç saat içinde dünya ajanslarında yer bulabilir. Bir anda bambaşka seviyeye gidebilir o maç. Dolayısıyla futbol oyununu takımların isimlerinden ziyade kendi içindeki değeriyle değerlendirmeye çalışır ve ona göre hazırlanırım. Benim kendimi en iyi ifade ettiğim yer burası. Yani hafta boyunca yaşadığım sıkıntılar, üzüntüler, ne varsa hayatıma dair, özel hayatıma dair. Bütün o sıkıntılarıma attığım yer burası. Keşke diyorum bazen gücüm el verse de, sesim daha çok çıksa da, her gün maç olsa. Ya bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir an evvel hani evine gitmek istersin ya, ben de bir an evvel stada geldiğimde doğrudan anlatım yerinde olmak isterim. Türkçe konuşan, Türkçe anlayan insanların evlerine misafir oluyorsanız kendi karakterinizi koyabildiğiniz ölçüde o evdekiler tarafından da sahipleniyorsunuz.
13 Hasan Ali, 5 Emre, 7 Ozan Tufan, 14 Tolga, 15 Serdar, 16 Ferdi, 17 Dirar, 23 Deniz ve 94 Vedat Muriç. Mücadele başlamak üzere. Son kontroller. Halil Umut Meler'den ve zorlu mücadele başladı. İki takıma da başarılar. Vida kendi gitme gayreti içinde olacak. Döndü Lens'e. Lens baktı ceza alanına. Uzak bölgeye doğru. Girişine vuruş. Altay çıktı kalesinden ve topağalarda. Topağalarda Beşiktaş öne geçti. 1-0 oluyor Beşiktaş. Vida ile öne geçiyor. Bravo Batı. 33. dakika. Fenerbahçe Rodriguez dışında savunmada. Orta yakın mesafe, kafa vurucu gol. Topağalarda. Zor pozisyonda Gökhan Gönül. Topağalara gönderdi. 2-0. 2-0 oldu. Beşiktaş üst üste goller buluyor. 7 dakika içinde 2 gol. Önce Vida, şimdi Gökhan Gönül. Fark 2'ye yükseldi. Ve son pozisyon oldu. Kazanan Beşiktaş. İstanbul'da Beşiktaş Fenerbahçe'yi derbide 2-0 mağlup etti. Vida ve Gökhan Gönül'ün golleriyle. Spiker'in maç gününde birlikteydik sizlerle ve nihayetinde de maç bitti. Tabii ki futbol topu dönmeye devam ettikçe hayat sürecek. O hayat can damarı devam edecek bizler için. Spikerler için çok özeldir bu anlar. Bütün adrenalinin sona erdiği, rahatladığımız anlardır. Hele kazasız belasız bir yayın olduysa ondan daha keyifli, daha manevi azı yüksek bir durum yoktur. Çok teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. Sağ olun, var olun, bizlere desteğiniz için. Evet, mesleki hayatımın kısa bir özeti olmuş. Emek veren, bu bölümü montajlayan, bu hale gelmesi için çaba harcayan kim varsa çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bizler şova sesimizle eşlik eden insanlarız ama hayatımızın bu şekilde ekrana getirilmiş olması bir bakıma ödüllendirme gibi geliyor bana zaman zaman. Bu bizim manevi ödülümüz diye düşünüyorum. Yalçın çok ince ruhlu, hassas, çok nazik bir insan. Estağfurullah. İşini zaten çok iyi yaptığını söylemeye gerek yok. Ama çok gurur verici bir andı kızınla röportaj. Çok unutulmazdı. Bence. Evet, harikaydı. Çok güzel bir hatıra oldu. Çok güzeldi. Bizim de evet. Bu fotoğraf şeydeyiz. Neredesin? Yeni geldik Bein Sports'a. 2017 Üsküp. Senesi Üsküp. Evet. Değil Üsküp. Mi Üsküp burası? Evet, Üsküp. Arkada seninle... da Büyük İskender'in heykeli var. Fenerbahçe evet. Maçı öncesi o zaman. Evet. Vardar. Fenerbahçe Vardar maçı evet, için aynen. Gitmiştik. Evet. Güntekin'le orada bu fotoğrafı çektirdik. Ölümsüzleştirdik o anı. Evet. Güntekin'le de herhalde ilk seyahatimizdi. Yani birçok seyahat hayır, yaptık. Daha önce sen TRT'deyken işte ben başka ama kanallardayken kurum için, işte Avrupa Şampiyonalarında, Dünya Kupalarında falan beraberdik. Tabii. Ama Bein Sports'ta ilk görevimiz bir aradaydı. Evet. Keyifliydi. Şimdi tarihi maçlar anlattın. İnanılmaz deneyimler yaşadın. Büyük heyecanlar yaşadın. Kızının seninle röportaj yapması nasıl bir duygu? Örneğin ben hep oğlumun maçını anlatmak istiyorum. Aklımda hep bu var. İsteğim, arzum bu. Kızının seninle röportaj yapması nasıl bir duygu? Ya açıkçası çok heyecan vericiydi. Yeri gelmişken hani o tarafı tarif edemiyorum ama asıl hayalim kızım voleybolcu. Bir gün onun bir voleybol maçını anlatıp bu mesleğe öyle veda etmek istiyorum. Yani Allah kısmet ederse. İnşallah. Öyle bir hayalimiz vardı. İnşallah olur.